Hadi o zaman şu çözünürlüğün hesaplamaları nasıl yapılıyor? Ha, hesaplama dışında dengeyle ve sulu çözeltilerle ilgili yorum soruları nasıl yapılıyor? Bakalım değil mi? Hadi bakalım. Vay canına. Ay canına neler varmış burada. Şimdi bir tuz verdi, KÇS'ini verdi, çözünürlüğünü soruyor. En klasik soru tipimiz bu. En klasiği karşına en çok çıkacak soru tipi bu. Çözünürlüğü soruyorsa ki denge soruyorsa, yorum soruyorsa da bunu yapacağız. Önce bunu iyonlaştıracaksın. X 2 y'nin nasıl iyonlaşacağı belli. 2 tane x ve 1 tane y. Bak, eğer bir yorum sorusu değilse, işlem sorusuysa şu yüklerini yanlış yazsan da işlemini doğru yaparsın. Bir tane x şey 2 tane x 1 tane y'yi doğru yazman yeterli. Çözünürlüğüne Said'in S'si dersek, yani bu ben bulduğum için böyle, hani tüm kitaplara bakarsanız böyle yazar Sait Hoca'dan dolayı. Ben çok iyi çözüyorum. Yoksa solubility ile, yani İngilizce olanla hiçbir ilgisi yok. Tamamen Sait'ten dolayı. 2S'ye S olarak yoğunlaştı. Malum KÇÇ'de girenler katıydı. Ürünlerin, yani x artının derişiminin karesi çarpı y eksi 2'nin derişiminin birinci kuvveti. Yani 2S'nin karesi çarpı S. 2S'nin karesi 4S kare. S ile çarparsak 4S küp. Neye eşitmiş bu? 3,2 10 üzeri eksi 11'e. Ki ben onun 32 10 üzeri eksi 12 olduğunu biliyorum. O kadar matematiğim de var yani. Ha, o kadar da olsun yani. Şimdi 4 ile 32 sadeleşti 8. Her iki tarafın küp kökünü alırsak S eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Çözünürlüğüm bu. Yani 1 litre çözeltide en fazla 2 10 üzeri eksi 4 mol x 2 y çözünüyormuş. Anlaştık değil mi? Ne olsun da Allah. Daha anlaştık yani. Hani. Hemen bakalım. 200 litre suda en fazla kaç gram? Aslında bu 200 litre sulu çözelti oluyor tabi de. Hani çok fazla dikkat etmiyoruz. Bazen dalgınlıkla yazıyoruz bu soruları. Kalsiyum karbonatı aldım hemen. Hemen iyonlaştırıyorum. Karbonat bir köktü. O yüzden kalsiyum ve karbonat olarak iyonlaşıyor. Karbonat eksi 2, kalsiyum artı 2 dediğimiz gibi. Birebir iyonlaştığını bildiğin sürece yüklerini yanlış yazsan da sorunun sayısal değeri doğru çıkar. Çözünürlük Sait'in S'si S'ye S iyonlaşıyor. Her ikisinin de birinci kuvveti olduğu için S çarpı S'den KÇÇ S kareye eşit ki o da 10 üzeri eksi 10. Her iki tarafın karekökünü alırsak S 10 üzeri eksi 5 çıkar. Bu bizim molaritemiz. Yani doygun çözelti olursa 10 üzeri eksi 5 molar olmak zorunda. E molarite eşittir mol bölü hacim değil mi? 200 litre ya. O zaman 200 litre sulu çözelti en fazla 2 10 üzeri eksi 3 mol madde çözüyormuş ama bana kaç gram diye soruyor. Çarpı 100 dersek 2 10 üzeri eksi 1, yani 0,2 gram madde çözüyor. Ne yaptık? SYS'yi yonlaştırdık. Kalsiyumun birinci, karbonatın birinci kuvveti. Giren katı zaten her zaman alınmıyor. S çarpı S, S kare eşittir 10 üzeri eksi 10'dan. S 10 üzeri eksi 5 molar. Molarite mol bölü hacim. 1 mol 100 gramsa bu kadar molü kaç gram? İşin mantığı çok basit bak. KÇÇ sana sadece doygun çözeltinin molaritesini verir. Ve sen KÇÇ'yi sadece doygun çözeltinin molaritesinden hesaplarsın. Buradan sonra çözeltide çözünenin molünü, çözeltinin hacmini veya kütleyi, EMA'yı istediğin şeyi hesaplatabilir ama bunlardan KÇÇ'ye geçmek istiyorsan molariteyi bulacaksın. KÇÇ'den bunlara geçmek istiyorsan da molariteden geçeceksin. Başka çözüm yolun yok. Devam edelim mi? Ben ne diyeceğim, sen istersen etme. Bana ne tatlım? Aa, üstüme iyilik sağlık. 10 litre doymuş çözelti hazırlamak. Bak bak. Ben ne dedim? Biraz önce sana bir işlem algoritması verdim değil mi? Dedim ki KÇÇ sadece molarite ile ilişkisi vardır. Buradan sen mol hesaplayabilirsin, kütle hesaplayabilirsin, EMA hesaplayabilirsin. Bak, 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 bir dikkat et, bir dikkat et, bir gel bak Sait Hoca ne diyor. Gramı vermiş, KÇÇ'yi vermiş, hacmi vermiş, mol kütlesini soruyor. Ne yapacaksın? KÇÇ'den buna geçeceksin. Bunu buldun mu? Hacmi vermiş, buna geçeceksin. Bunu buldun mu? Kütleyi vermiş, buna geçeceksin. Bak, işlem algoritması basit, işlem soruları kolay. Yorum sorularındaysa denge ve sulu çözelti biliyorsan kolay. Karbonat eksi 2 idi. Demek ki x artı 2'ymiş. Bunun çözünürlüğüne S dersek S'ye S olarak iyonlaşır. S kare eşittir 36 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan. Hani birebir ya.
S çarpı S girenler katı alınmıyor. S eşittir 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Are you okay? Molariteyi buldum. Yetmez. Molarite 6 10 üzeri eksi 5 eşittir mol bölü hacim. O zaman buradan 6 10 üzeri eksi 4 mol çözülmüş. 6 10 üzeri eksi 4 molü 6 10 üzeri eksi 2 gramsa 1 molü kaç gram? N eşittir M bölü M'dan da yerine koyabilirsin. N'i 6 10 üzeri eksi 4 buldum. M'i 6 10 üzeri eksi 2. Buradan 1 molü 100 gram çıkar. 100'den karbonatı çıkarırsan ki karbonat 60, X 40 yapar. Anlaştık mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Hadi devam. Burada da tuzun formülünü vermemiş. Ama ben uyanım. Ben çakalım. Ben yutar mıyım böyle şeyleri? Mümkün değil. Bak. X'ten 3, Y'den 2 tane iyonlaşmışsa X'ten 3, Y'den 2 tane vardır. Bak. Kafa zehir ya. 3 tane X çapraz getiriyorum. Bu artı 2. 2 tane Y de eksi 3. Bana x'in derişimini bak. 3 10 üzeri eksi 2 vermiş. Y'yi de 2 10 üzeri eksi 2 vermiş ki öyle olmak zorunda doğru yaptıysam 3'e 2 olacak. O zaman çözünürlüğüm 10 üzeri eksi 2. Ama çözünürlüğü sormuyor. Çözünürlük çarpımını soruyor. O zaman çözünürlük çarpımı x'in derişiminin küpü. Bak katsayısı 3. Çarpı y'nin derişiminin karesi. Katsayısı 2. 3'ün küpü 27, 10 üzeri eksi 2'nin küpü 10 üzeri eksi 6, 2'nin karesi 4, 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4, 27 çarpı 4, 108, 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 10, 108, 10 üzeri eksi 10 da 1,08, 10 üzeri eksi 8 olarak tarihte not olarak düşünür. Var mı bir sıkıntı? Hadi devam. Biter mi sandın? Bu sayfa bitmiş. Diğer sayfaya devam. Ha, yorum. Evet. İki tane doygun aynı sıcaklıkta doygunsa derişimi aynı biraz önceki gibi düşün. Sen MNS'nin KÇS'ini biliyor olsaydın, MNS'nin KÇS'inden çözünürlüğünü hesaplıyor olsaydın, bu çözünürlük yani S 10 üzeri eksi 5 bulduk ya şey için biraz önceki kalsiyum karbonat için 10 üzeri eksi 5 bulduk ya, bu çözeltinin hacmine bağlı değil ki. Bak bu hep böyle. 200 litre de alsan, 100 litre de alsan çözünürlük 10 üzeri eksi 5. Çözünürlük neye bağlıydı? Sıcaklık, basınç, ortak iyon, cins. Basınç gaza etki ediyor. Basıncı çıkardık. Sıcaklık, ortak iyon ve cinse bağlı. X de MNS sıcaklığı aynı. O zaman çözünürlüğü aynı. Çözünürlük doygun çözeltinin derişimi olduğu için ve bunlar da doygun çözelti olduğu için bu ikisi de aynı derişime sahip. Yani mangan derişimi de kükürt derişimi de eşit. 1 eşittir 2. Mol sayısı molarite mol bölü hacim. Molaritesi aynı dedim. O zaman hacmi büyük olanın molü de büyük olur. 20 litre ya. 2'deki mol sayısı daha fazla. KÇÇ zaten bak buna doğru dersen bak. Bak sana gülerim ama ağzımla değil. KÇÇ bir denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir. Böyle hacmine falan lütfen yani. Yanlışı soruyor. 1 ve 3. Çözünürlük çarpımını vermiş. En fazla ne kadar hazırlanabilir diyor. Hemen bak. Hemen artık biliyorum bunları. Baryum artı 2. Karbonat eksi 2. Said'in S'si. SYS. S kare eşittir 16. 10 üzeri eksi 10. S eşittir 4. 10 üzeri eksi 5 molar. Bana moları değil litreyi soruyor. Şu 1, 2, 3, 4. 394. 10 üzeri eksi 4 gram değil mi? 192'ye 197'ye de bölersem 2 10 üzeri eksi 4 mol. Bak molü vermiş. Molariteyi vermiş. Ya artık oradan artık yani oradan bulamıyorsan tatlım yani. Molarite mol bölü hacim. Molaritemiz 4 10 üzeri eksi 5. Molü 2 10 üzeri eksi 4 olarak buldum hacim. Bu buraya 2 bölü 4 1 bölü 2 10 10 bölü 2 5 litre hazırlayabilirim. Bak sayısal soruda çözüm tekniği değişmiyor. Çözünürlüğü hesaplıyorsun. Çözünürlük molarite. Molariteden molü hacmi neyi hesaplarsa neyi sorarsa sorsun. Koy formüle gitsin. Normal dümdüz devam ediyorsun. Bakalım bir tane daha yorum sorusu. Katısıyla dengede PB derişimini nasıl değiştirir? Bak burada çok önemli bu soru. Bu soru çok önemli. Bak önemli önemli bak bak.
Ne diyeyim önemli diye? Ne diye önemli? Önemli. Yanlış oldu ama yani önemli diye bir şeyim yok. Önemli. Ya önemli yani. 10 dakika önemli dedim, anlamışsındır herhalde. Burada bunu yapmak için hem denge hem soru çözeltiyi bileceksin. Dengen eksikse de yanlış yaparsın, soru çözeltin eksikse de. Tepkim endotermikmiş. Isı burada. Isıtırsan sağ kayar. Hem PB'nin hem CL'nin derişimi artar. Aynı zamanda sıcaklık KCC'yi değiştirdiği için burada KCC artar. Çözünürlük de artar. PbNO2 eklersem burada da tamamen dengeye PB var. PB ekliyorsun. PB'ye PB eklersen PB artar yani. Bana onu soruyor. Peki denge ne olur sormuyor ama bu denge sola kayar arkadaşlar. Biraz katı çöker. Yani artık daha az çözünür. Çözünürlük burada azalır. KCC değişmez. KCC sadece sıcaklıkla değişir. Halen bana KCC azalır deme. Daha az çözünür ama PB artarken sola kaydı. CL'nin derişimi azaldı ya. Etki tepkiden büyük. PB arttı nihayetinde. PB'ye PB ekledin. PB arttı. CL azaldı. Çarpımı aynı kaldı. Mantığımız bu. Su eklemek. Arkadaşlar burada tamamen sulu çözelti olarak düşüneceksin. Dengeden üçüncü şıkkı yapman zor. Dibinde katısı olan, yeteri kadar katısı olan bir madde değil mi? Su eklersen ne olur? Eklediğin su kadar katı çözünür. Eklediğin su kadar katı çözünür. Oranı yani derişimi değişmez. Çözünürlük de değişmez. KCC de değişmez. Bu katı bittikten sonra su eklersen derişimi azalır. Ancak çözünürlük ve KCC yine değişmez. KCC zaten sadece sıcaklıkla değişiyordu. Çözünürlük de su ekleyip buharlaştırmayla değişmiyor. Hocam. Tamam da katı bitti. Katı bittikten sonra bir su ekledik dediniz. Tamam. Katı ekleyinceye kadar katı varken tamam hocam onu anladık. Tamam katı varken su ekliyorsun. Eklediğin kadar çözünüyor. Derişimi sabit. Derişim zaten çözünürlüktü. Çözünürlük derişim zaten çözünürlükte eklediğim kadar çözüldü. Çözünürlük sabit. KCC zaten değişmiyor. Tamam burası tamam. Katı bitti. Katı bittikten sonra eklemeye devam ettim. Derişim azaldı. Nasıl çözünürlük azalmadı hocam? Hani derişim çözünürlüktü? Tatlım. Minik sazanım. Eksik ezberleyen minik kuşum. Derişim çözünürlük değil. Doygun çözeltinin derişimi çözünürlük. Katı bittikten sonra eklemeye devam edersen eğer çözelti doymamış olur. Doymamış çözeltinin derişimine çözünürlük diyemeyiz ki. Anladın değil mi? Doygun çözeltinin derişimine çözünürlük diyoruz. Doymamışsa bunun adı çözünürlük değil. Bu yüzden biraz önceki soruya biraz daha dönelim. Son şıkka dikkat edelim. Dibinde katı var. Su ekledin. Katı varken eklediğin su derişim adına hiçbir şeyi değiştirmez. PB'nin de derişimi değişmez, CL'nin de derişimi değişmez, PBCL2'nin de derişimi değişmez, çözünürlük de değişmez, KCC de değişmez. Katı bittikten sonra su eklemeye devam edersen çözelti doymamış olur. Çözelti doymamış olduğu için artık derişime çözünürlük diyemeyiz. Çözünürlük yine değişmez, KCC yine değişmez ama molarite azalır. Artık katı yok çünkü. Anlaştık değil mi? Hadi devam. Hadi devam. Ne yaptık ne yaptık? Hangisi AG derişimini arttırır? Artık biliyorum. Su eklemek arttırmaz. Su ekledikçe dibindeki katı çözer. Bütün derişimler aynı kalır. Sıcaklığı azaltmak. Su otursam sola kayar. Sola kayarsa AG derişimi azalır. Hem AG hem CL hem çözünürlük hem KCC azalır. NaCl eklersem CL artar. Denge sola kayar. AG azalır dengelemek için. Sola kaydıkça AG çökecek ya. O da olmadı. O da olmadı. Sıcaklığı arttırırsan sağa kayar, Ag artar. Basınç zaten katıları etkilemez, sıvıları etkilemez. Sadece gazları etkiler. O zaten etkilemez. Hemen bakalım burada ne yapmışız? Doygun çözeltiye dipteki katının bir kısmını çözecek kadar su ekledik. Derişimle ilgili her şey sabit. Yani eklediğin kadar madde çözüldü. KCC sabit. Baryum iyonlarının mol sayısı. Ekledin, çözündü. Çözeltideki baryum iyonlarının mol sayısı artar ama hacmi de arttığı için derişimi değişmez. Bak ekledikçe çözdü. Baryum iyonlarının molü artar. Karbonatın da molü artar. Ama derişimi değişmez. Eklediğin kadar su da arttı çünkü. Dipteki katı miktarı azaldı. Derişim değişmedi. Baryum karbonatın çözünürlüğü su ekleyerek değişmiyordu. Çözünürlük katılar için sıcaklık, ortak iyon, cins bu üçe etki ediyor. Bana neyi soruyor? Hangisi arttırır diye soruyor. Baryum iyonun mol sayısı artar. Bu çözeltilere çok bağlı değil mi? Haklıymışım değil mi? Verilmiş dengeyi
AG'nin karesi kromatın birinci kuvveti doğru. Sıcaklık artarsa endotermik tepkime sağ kayar. Katıdan çözeltiye doğru kayıyor. Çözelti daha düzensiz, düzensizlik artar. Aynı sıcaklıkta bir miktar AgCl çözeltisi eklenirsek... Vay canına. Güldük değil mi buna? Fazlımızda değilim yani. Olur mu öyle şey ya? KÇÇ sadece sıcaklıkla değişir. Madde eklemek falan KÇÇ'yi değiştirmez, olur mu öyle şey yani? Aa. Minimum enerji ısıyı yazdığımız yerde girenlerde, bilmeyenler dengeye baksın. Isıtırsak sağ kayar, daha çok çözünür. Daha çok çözünürse çözünürlük artar. Artık KÇÇ'den yanlış yapma ya. Artık bu kadar soru çözdüm. Yani kaç tane soru çözdüm ben? Sen bu kadar çözmedin. Ayıp. Ka-Y tuzu ekleniyor. Hemen bakalım. Bak hemen dengemi yazayım. X, Y, 2. X artı 2 artı Y eksi. Birinci de ne yapıyorsun sen buna? Y tuzu ekliyorsun. K yok ortamda. K beni ilgilendirmiyor. Y'yi arttırdın. Denge sola kaydı. Sola kaydıysa X azaldı. Çözünürlük azaldı. Çarpımı değişmedi. Hangisi dipteki X'i 2 miktarını arttırır? Bu arttırır. Ekledim. Sola kaydı. Dipteki katı dediğimiz bu. Artar. Sıcaklığı bilemem. Çünkü endomu egzomu bilmiyorum. Su eklemek de dipteki katı miktarını azaltır zaten, arttırmaz. Çünkü ekledikçe çözünecek. Ekledikçe çözünecek. Tamam değil mi? Sait Hoca hem güzel soru yazıyor hem güzel soru çözüyor. Farkındasın değil mi? Övmeyi falan da hiç sevmiyor ya. Çok mütevazı bir adam. Vallahi hiç. Ya. Kurşun 2 sülfat çözeltisine kurşun 2 klorür eklenirse. Bak. PbSO4. Pb artı 2 artı SO4 eksi 2. Sen kurşun 2 klorür ekliyorsun. Yani kurşunu arttırıyorsun. Denge sola kayacak. Bir miktar katı çökecek. Sülfatın derişimi azalacak. Çözünürlük azalacak. Çarpımı sabit kalacak. PbSO4'ün KÇÇ'si. Yani gülelim. Sadece sıcaklık da değişir lütfen. Bir miktar çöker, çözünürlük azalır. Ne oldu? Cevabımız 2 ve 3 oldu. Nasıl? Bu kısımda oldu mu? Tamam mı? Oturdu mu? O zaman bu da burada bitsin. Son kısımda ortak iyon, hani ortak iyon PB, PB ekliyoruz, denge sola kayıyor, çözünürlük azalıyor ya. Bu ne kadar azalıyor? Bunun sayısal işlemini göreceğiz. Az sonra anacığım. Hadi, hadi anneciğim, görüşürüz az sonra. Biliyorsun.